daha önce FIFA'ya itiraz edilen dosyalarla ilgili toplam 45 bin İsviçre frangı harç ödedik. Kulaç'a 10 bin dolar ödeme yaptık. Bunun yanında Marko Milikovic söylemiştim zaten. Jesse'ye 20 bin euro ödememiz oldu. Göreve geldikten sonra ertesi gün başkanımız tüm futbolcuları toplam söylüyorum. Şey yapmıyorum. 550 bin lira eşit bir ödeme yaptık tüm futbolculara. 79-79 kampanyasından 20 bin TL para gelmiş. Kanlıkavak'ta altyapı tesislerinden 43.900 lira para gelmiş. Forma isim hakkı kampanyamızdan 40 bin TL gelmiş. Altyapı oyuncuları seçme ile alakalı kulübe 36.980 lira müracaat geliri gelmiş. Kumbara'dan zaten noter huzurunda açıldı. Bundan da bilginiz var. 52.407.63 TL gelir elde etmişiz. Bu en son yapmış olduğumuz forma satış kampanyası 26 bin adet, 26 saatte 26 bin adet forma satış kampanyasından da geri dönüşleri yapıyoruz ama bu geri dönüşler maalesef istediğimiz gibi değil. Çünkü yani kampanyaya katılıp ismini yazdırıp dönmeyen, öyle söylemedim diyen, yatırmadım diyen isimler var. Bunlar üzerinde arkadaşlarımız çalışıyor. Bu durum henüz netleşmediği için oradan elde edilecek bir gelirden şu anda size bilgi veremiyorum. Ayrıca burada tabii kulübün icra dosyaları, futbolcu alacaklarının haricinde devam eden, geçmişte çalışmış personel, aylığını alamayan, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı olan personeller var. Bunlarla ilgili de dosyalarımız var ve çalışmalarımız devam ediyor. Bazı alacaklı dosyaları başkanımız açıklayacak. Bu kampanya neticesinde hemen haciz işlemini başlatanlar var. Kampanyadan para gelmiştir deyip bu paralarla ilgili talepte bulunan, haciz yazısı gönderenler, banka hesaplarımıza haciz yazısı gönderenler var. Şimdi bugün de bunun mücadelesi başladı. Transfer yasağı ile ilgili daha önce konuştuk. Transfer yasağını kaldırmak şu anda gerçekten çok mümkün görünmüyor. Kulüp lisansı konusunda çalışıyoruz. Kulüp lisansını alacağız çünkü oradan da -3 puan yeme riski var. Bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Alacaklılarımızın bu konuda iyi niyet göstereceğini biliyoruz. Gösterenlere teşekkür ediyoruz. Projelerin hayata geçirilmesi zaman alacak. Yani burada bu projeleri hemen hayata geçireceğiz desek yalan olur. Yani çünkü bunların altyapısı, çalışması, yönetime geldik. Daha 60. gün, 60. gün bugün. Aradaki bayram tatilinde düşerseniz daha işte elimizdeki dosyalarla, icralarla, puan silmelerle mücadele edelim derken projeleri de bir taraftan hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bunlar tabii ki zamanla projeleri hayata geçirdiğimizde elde edeceğimiz şeyler. Kumbara ve forma kampanyalarını da biz çok acil puan silme ve küme düşürme riski olan dosyalara finanse etmek amacıyla düzenledik zaten. Bizim amacımız Eskişehirspor'a hizmet etmek. Bizim amacımız Eskişehirspor'u iyi bir yerlere getirebilmek. Bizim amacımız Eskişehirspor'un sırtında kambur olmuş FIFA ve futbol ailesi alacaklarını temizlemekten ziyade, evet bu bizim için çok önemli ama biz kulübün diğer borçlarını temizlemek üzere de ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Totalde bugüne kadar harcanmış 2,5 milyona yakın bir para var. 60 günde 2,5 milyon lira ödeme yapmışız. Tabii hiç beklemediğimiz FIFA'da kas dosyasında bekleyen ödemeler de çıktı. Finansal bir takım eksiklikler yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz ama biz neticede çözüm üretmek için çabalıyoruz. Ben bugüne kadar hep sustum. Susmamın bir sebebi vardı. Herkes bir şeyler öne atmaya çalışıyor. Yalan haberler olsun. İşte yönetimin çalışmadığını, işte biz bunları biliyorduk da niye geldiniz gibisinden sözlere biz hep sustuk, sustuk. Biz bugünden sonra susmuyoruz artık. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Eğer bu kulübün, Eskişehirspor'un önü Osman Taş diye kesiliyorsa ben bugün hazırım istifa etmeye. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. 24 saatte zaman tanıyorum. Ya bu insanlar bizim artık yolumuzu kesmezler ya da bu 24 saat sonra ben bütün eski dosyaları açıyorum. Yani bunu açık ve net söylüyorum. Ben eskiye dönerek bir şey yapmak istemiyordum artık ama artık yeter. Benim tüylerim diken diken oluyor. Bugün 4 tane icra geldi. Ben yazıklar olsun diyorum.
Eğer 5 yaşındaki bir tane çocuğun parasına göz diktiyseniz yazıklar olsun. Biz kulübü kurtarmaya çalışıyoruz. Siz bize köstek oluyorsunuz. O açıdan üstüne basa basa hepinizden rica ediyorum. Yarın gazeteye de yazın. 24 saat zaman. Eğer bize tekrar taş koymaya başlamak isterlerse ben bütün dosyaları açacağım. Gerçekten hepsini açacağım. Teker teker de her gün basın toplantısı yapacağım. Ben çok iyi, bilemediğiniz kadar çok iyi bir Eskişehir taraftarıyım. Eskişehir spor taraftarıyım. Ve şehrimi çok seviyorum. O açıdan kumbara kampanyası diyorsunuz. Kumbara kampanyasını biz dilencilik için yapmadık. Demin Mustafa Bey de söyledi. Biz bu konuların böyle üst üste geldiği için, puan silmesi olduğu için biz dedik ki bizim kurtuluşumuz bu yönde Eskişehir spor olarak ne olur? Yönetim olarak demiyorum bakın. Üstüne basa basa Eskişehir spor olarak bizim kurtuluşumuz ne olur? Oturduk arkadaşlarla. Dedik biz bir kumbara kampanya yapalım. Ya bunu tekrarlamama gerek yok. Herkes zaten artık şehirde biliyor bunu. Amaç buydu. Eskişehir sporu kurtarmaktı. Ama maalesef biz yine tek taraftarımıza inanarak tek onlardan kaldık. Sağ olsun buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum Konya Spor'a, Adana Demir Spor'a. Yeter diyoruz. Eskişehir Spor nefes alsın diyoruz. Eğer siz istiyorsanız Eskişehir Spor'un kümeye düşmesini istiyorsanız söyleyin bize açık açık da biz de yolumuza bakalım yani. Bir taraftan kurtarmaya çalışıyoruz. Bir taraftan her sabah buraya girdiğimiz zaman her şeyin yenisini ya da ne bileyim yeni sürprizlerle karşılaşıyoruz. 2015 gerçekten yazıklar olsun diyorum. 2015'ten 4 tane icra gelmiş. Yani bugünü mü beklediniz? Yani şu kasaya 5 kuruş para girince bunu mu beklediniz? Yani 4 senedir bekliyorsunuz da bir ay daha mı bekleyemiyorsunuz? Ben anlamıyorum bu insanları. Sonra da çıkıp dışarıda diyorlar ki biz Eskişehir sporluyuz. Hiçbiriniz Eskişehir sporlu değilsiniz. Eğer Eskişehir sporun önünü ben kesiyorsam, burada basın önünde söylüyorum. Ben bugün hemen şimdi istifam vermeye hazırım. Yeter ki Eskişehir spor kurtulsun. Yüzümüze gülüp arkamızdan iş mi çevirir? Biz şaşırdık kaldık artık. O yüzden de tekrar söylüyorum. Eğer Osman Taş Eskişehir spora zarar veriyorsa, Osman Taş Eskişehir sporun yatırımcılarına engel oluyorsa ben bugün hemen hazırım istifa etmeye. Hiçbir sorun değil. Çünkü ben Eskişehir sporluyum. Bu bir meydan okumak falan da değil. İnanın buna. Ben Eskişehir spor için yapıyorum bunu. 24 saat zaman. Eğer çekilmezseniz bizim önümüzden biz her şeyi açıyoruz. Geriye dönük bir şey yapmak istemiyorum demiştim. Ama bundan sonra yapacağız. Hukuk ne bize hangi yolu gösteriyorsa ona başvuracağız. Dediğim gibi tekrarlıyorum. Bu da benim son cümlem. Bana bir telefon yeter yukarıda. Engel bensem hemen gitmeye hazırım. Ben 3 gündür bir tane sponsor firmasının cevap bekliyorum. Bu sponsor firmasının amacı neydi? Biz ayran projemize başlıyoruz haftaya. Dağıtım şirketi rica ettiler. Bu dağıtımı biz yapabilir miyiz diye. Ben dedim ki tabii yapabilirsiniz ama dedim. Yani sonuçta Eskişehir Spor biraz kötü durumda. Siz bize nasıl destek olursunuz maddi olarak? Abi de biz de 400 bin lira vermeye hazırız. Dağıtım biz bir sene boyunca biz yaparsanız ya da 2 sene yaparsanız 400 bin lira vermeye hazırız dedi. Biz bunun cevabını bekliyoruz. Daha doğrusu ben bekliyorum bunu 3 gündür. Yönetimin bile daha doğrusu haberi yok. Sürpriz yapmak istedim. Aldığım cevaba bakın. Başkanım anca dönebildim. Kusura bakmayın. Birileri sponsorluk için çomak sokmaya kalktı. Anca ikna sürecini doldu. Müsaitseniz öğleden sonra geliyorum. Ya bu ne demek ya? Ayıp bir şey. Eğer bu 24 saat içinde bu iş çözülmezse, bize hala taş konulacaksa biz birer bizi bırakın. Ben kendim geleceğim ve açıklayacağım bunları. Bakın tekrar diyorum. Burada bir aday vardı da biz mi engel olduk? Burada kulübü kurtarmak isteyen birisi var da biz mi engel oluyoruz? Benim yönetimim sırf Eskişehir Spor sevdalısı olduğu için biz buradayız. Siz proje diyorsunuz. Bakın ayran projesini diyorum, dağıtım projesini. O 400 bin bile bize gelecek para bile engelleniyor. Benim kesin kararım var. Ya bu düzelecek ya bu düzelecek. Anlaştığımız futbolcularla telefon açılıyor, avukatlara telefon açılıyor. İşte sözleşme yapmayın, bunu yapmayın, şunu yapmayın. Yapılmak isteyen, yapmak istediğimiz bütün projelerde bir önüne taş konuluyor.
ilerleyemiyoruz. Son 5 senenin faturaları şu an bize kesiliyor. Yani eğer bomba bizim elimizde patlarsa biz de patlatırız. O kadar basit.